Nevruz Bayramı sizin için ne anlam ifade ediyor efendim? Nevruz Bayramı. Evet. Bugün Nevruz ya efendim. Bahar anlamı geliyor. Evet. O kadar. Başka bir anlam ifade etmiyor. Yani güneşin çıkması, yazın gelmesi. Hı hı. Evet. İnsanların dışarıya çıkması. Hı hı. O anlama geliyor benim için. Başka bir anlam ifade etmiyor. Birlik, canlılık, bahar, güzellikler, doğa, uyanış. Onları ifade ediyor. Hı hı. Çok başka? Güzel bir bayram kutluyoruz İzmir'de. Hava çok güzel. Hep beraber eğleniyoruz. Çalgıcılarımız var. Pikniğimizi yaptık arkadaşlarımızla. Hı hı. Güzel bir gün geçiriyoruz. İzmir Konak Meydanı'na Nevruz Bayramı İzmir Neşe İçinde kutlamaya devam ediyor. Baharın gelişini ifade ediyor, toprağın yeşermesini, güzelliklerin gelmesini ifade ediyor. Bugün çok mutluyuz. Birlikte kaynaşması, dostluk ve kardeş içerisinde yaşamamız gerektiğini anlam ediyor. Yani fazla da bir şey söyleyemeyeceğim. Ha, dostlukların pekişmesi, insanların birbirlerine kaynaşması, kardeşliği. Anladım. Bayram benim anladığım bu. Bir de yazın gelişini. Sizin düşünün efendim. Efendim bundan evvel Ege'ye teşekkür ederiz. Bu Nevruz'un gelmesi, bunlar her sene inşallah huzur rahat içerisinde gelmek nasip etsin. Fakat İzmirli olarak da hepinize teşekkür ediyoruz. Bu mikrofonu bana uzattığın için teşekkür ederim. Akşam ancak çekişe. Halkları kardeşiyim. Vallahi Nemrus bana baharı iyi müjdeliyor. Güzel şeyler geliyor aklımıza. Hı. Ve bahar oldu, biz de böyle çıktık işte, eğleniyoruz. Evet. İzmir'i seviyorum, İzmirli olmayı seviyorum. Hı. İzmir'de yaşamayı çok seviyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz neler düşünüyorsunuz efendim İzmir'e efendim? Ne düşüneyim? Bak burada karşımızdaki çocuklar benim mahalle çocuklarım, roman çocukları. Nevruz ne demek? Yaz demek. Romanların yine en sevdiğim mevsim demek. Ve bunun haricinde de Hıdrellez demek, yani bizim bayramımız demek. Romanların yani? Tabii. Bize sadece romanlar mı efendim? Bize ait o. Kimseye vermiyoruz. İşte yaz geldi, çıkıyoruz böyle güzel havalarda, piknik yapıyoruz. Sevdiklerimiz, arkadaşlarımızla buluşup geziyoruz, engelli arkadaşlarımızla. Yazı kutluyoruz, yazın gelişini kutluyoruz. Bayramı sizin için ne ifade ediyor efendim? Ne anlama geliyor? Ben yurt dışında kalıyorum, onun için pek fazla bilgim yok. Bilginiz yok mu işte Nevruz'la ilgili? Fazla değil. Bahar, sizin sadece böyle. Şimdi. Baharın geldiği peki size ne ifade bırakıyor? Ne izlemiş şey bırakıyor efendim size? Güzel ya, insanın içi sıcaklıkla doluyor. Yani insan baharı bekliyor. Güzel bir yaza doğru gidiyoruz. Güzel yani bizim için. Sizin aynısı mi efendim? Güzel günler. Aynısı yeşillikler başlıyor. Anladım. Çiçekler. Hı hı. Güzellikler inşallah herkesin gönlünde böyle güzelliklerle dolar, çiçeklerle dolar. Evet. Herkes mutlu yaşasın birlikte. Böyle. Bahar, ilkbahar. İlkbaharı anlıyorum. Tamam o zaman. Başka hiçbir şey anlamıyorum. İnsanlar çok mutlu oluyor. O yüzden. Hepimiz buradayız. Tamam. Bu kadar yeter. Yeni başlangıçlar, hani yeni hayat. Güzel bir şeyler hani. Bir hayat, yeni başlangıçlar. Böyle anlıyorum yani. Görüşleriniz. Görüşüm baharın açılı mı? Hı hı. İnsanlar için, tüm topluluk için bir meclis halkası gibi bir şey diyebiliriz yani bunun adına. İnsanların birlik ve beraberlik olduğu bir anlar. Daha böyle bir atmosfer, daha böyle bir kardeş oluyor. Hı hı.
Bunlar bazı şeyler hatırlatıyor yani bize bahara. Bahar ama sonuçta bahar, ne kadar çok Nevruz'a bahar açılma olsa da bunlar insanlar için paylaşım, değerlendirmek lazım. Nevruz bayramımız Çanakkale ile alakalı hep böyle sorular falan, her şeyimiz geliyor. Atatürk'ümüzü anıyoruz. İzmir'deki hele herkes Atatürkçü olduğu için bundan gurur duyuyoruz. Ya Atatürk'ün o kadar yaptığı savaşlar, bütün şehitlerimizin hep aklımıza hep geliyor. Nevruz bayramı bu kadar yani, aklımıza hep geliyor. Valla bir şenlik havasında geçiyor İzmir'de. Yani sosyal demokrat bir anlamda. Biz de havayı güzel bildik, öyle gezmeye geldik. Yani bizim aslında Nevruz'la alakası değildi. Öyle bir tesadüf denk geldi. Yani. Sizin efendim görüşleriniz? Aynen, ben de işime katılıyorum. Güzel, hoş. Vatana millete hayırlı olsun diyorum. Günler. Merhaba. Nevruz bayramı size ne anlama geliyor? Neler düşünüyorsunuz? İlkbaharın gelişi yani. Onun sevincini yaşıyoruz şu anda. Hava da çok güzel, geziyoruz. Bu kadar. Teşekkür. Nevruz bayramı bizim yıl dönemimiz oluyor. Yani hem baharın ilk ayı oluyor, yılın başlangıcı oluyor. Onun için biz onu kutluyoruz. 13 gün tatil oluyoruz. Böyle tatile çıkıyoruz, buralara geliyoruz. Başka yurt dışına falan. Evet. Çok güzel vakit. Nereden geldiniz efendim? İran'dan. İran'dan geldiniz. Evet. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun, bize teşekkür. Bizi nereden izleyeceksiniz? Bahar bayramını kutluyoruz. Başka bildiğimde bir şey yok. Başka bir şey değil mi bu sefer? Bir şey değil mi? Siz ne diyorsunuz efendim bayramla ilgili, Nevruz'la ilgili? Bir bahar müjdesidir. Bilmem. Öde konu sende ya. Siz söyleyeceğim bir şey var mı efendi? Bahar bayramı olduğunu düşünüyorum. Direnişin de bayramı. Herkesin Nevruz bayramını buradan kutluyorum. İzmir'den sevgiler. Nevruz bayramı tüm Türk devletlerinin kutladığı bizim varoluşumuzun önemli sembollerinden biridir. Türklerin çıkış bayramı diyebiliyorum. O şekilde. Ya, tüm Türk devletlerinde, Kazakistan'da olsun, Azerbaycan'da olsun, bütün Türk devletlerinde kutlanan bizim milli bayramlarımızdan biridir. Diye biliyorum. Nevruz bayramı sizin için ne anlam ifade ediyor? Özgürlük. Günün güzel gelmesi. Havanın, mevsimin, insanların coşması, eğlenmesi. Ya baharın gelişiyle doğa canlıları, insanların mutluluk hormonları yükleniyor vücuda. Katılıyorum. Çok 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 fazla hem de. Güzel yani. İnsanlar eğleniyor. Yılda bir kere gelen bir şey çünkü kutlanması gerekiyor bence. Doğru bir şekilde ama. Öyle düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Nevruz bayramı bizim için ne anlam ediyor? Bahar geldiği için yani bir şekilde şey yani ne diyelim, mevsim yerine geldiği için değil mi? Aynen. Kışın yerine ilkbaharın. Yani ilkbaharın geldiği için.